Ölen Hayri Efendi'nin bizzat müvekkilim Hilmi Efendi'ye olan borcu işte bu evrakla sabittir. Bu cihetle tarlalarının icraen Hilmi Efendi'ye intikalini yüksek huzurlarınızda talep ederim. Hakim Bey, Hakim Bey! Ne istiyorsun? Allah var Hakim Bey. Babamı öldüren ahap bu ittir. İspat olmamış bir olay için kimseyi suçlayamazsın. Herkes biliyor bunu. Tarlalar bizim. Aha bu öksüzlerin. Borca gelince yalan. Senet de yalan, borç da yalan. Hakim Bey! Hakim Bey! Burası beyler. İşte bu toprak. Tapusu bundan sonra bizim üzerimize çıkacak. Lütfen kayda başlayalım evet. Efendim. Mahkemenin kararına göre bugünden itibaren bu araziyi Mehmetoğlu Hilmi Han'ın üzerine kaydediyorum. Ölüyorum. Babanızın intikamını koymayın bu hayvanların yanına. Abi, karışma. Allah aşkına bırak abi. Babama haşuracık öldürdüler. Ruhunu teslim ederken yemin ettim, sağ koymayacağım hiçbirini. Şimdi sırası geldi. Abi! Hakim Bey, her şeyim mahvoldu. Hamid'imi öldürdüler, evladımı öldürdüler. Kana kan isterim Hakim Bey. Asıl babamı öldüren, dedemi öldüren bu haindir. Götür, götür. Yaz. Karar. Gereği düşünüldü. Sinop hapishanesine gidecekleri okuyorum. Mehmetoğlu Mahmut Sayar. İsmailoğlu Cahit Okur. Osmanoğlu Hacı Kadir, Selimoğlu Rıfat Ermiş, Nurioğlu Muharrem Ceviz, Şakiroğlu Hüseyin Ekici, Salihoğlu Kenan Kurt, Nedimoğlu Behçet Gürsoy. Tamam. Bir daha ne zaman görüşürüz Allah bilir. Hakkını helal et. Helal olsun. Biliyorum. Seni bu işe ben sürükledim diye kırgınsın bana. Abi! Babamız ölürken o hali hiç gitmeyecek gözümün önünden. Hele o toprağı elimizden almaları. Hadi kardeş. Hiç affetmeyeceğim o köpekleri. Geliyorum kardeşim. Sana gelince 2 sene yedin. Gelir geçer. Ama benimki 18 sene. Benim bıraktığım yerden başlayacaksın işe. Kurtaracaksın şerefimizi. Kurtaracaksın toprağımızı. Eğer korkaklık edersen, kalleşlik döneklik edersen babamın kanı da kardeşlik hakkım da haram olsun sana. Allah'a emanet. Thank you.
Ben derdime derman bulayım. Düşün dermansız bir derde ben derdime derman Hilma! Hilma! Ne var? Nedir bu telaşın? Ali Şehreğimdağ'ım, gözümle gördüm. Nerede şimdi? Direnköy'e gitti. Herhal tarlalar için. Adamlarımıza saldıracak. Köylü de tüm ondan yana. Atlayın atlara. Baba. Ben de geliyorum baba. Otur oturduğun yerde. Kardeşimi öldüren katili görmek, tanımak benim de hakkım. Bağışla baba. Hadi yürüyün. Allah için, Kur'an hakkı için şahitlik edeceksiniz bana. Hepiniz biliyorsunuz, dedemin toprağı burası. Onu öldürdüğünü hepiniz biliyorsunuz. Yalan mı muhtara? Doğru oğlum, ama onu öldüreni kimse görmedi. Sonra o uğursuz ne etti etti geçirdi toprağı üzerine. Bizim kanuna mahkemeye aklımız ermez. Hilmi ağa benimdir toprak diyor. Diyorsa gelsin benden alsın. Siz şahitlik edin. Tek şahitlik edin kafi. Ne arıyorsun burada? Kendi toprağımın hakkını benden mi soruyorsun? Toprak benim. Aha, herkes şahit. Ağalar, erkekseniz namus hakkı, Allah hakkı, onun kitabı hakkı için konuşun. Kimin bu toprak? Benim mi yoksa bu katilin mi? Konuşun, kimindir burası? Toprak senin dedenindi, ondan babana, ondan da kardeşin de sana kaldı. Hepimiz şahitlik ederiz ama... Yeter! Yeter dedim. Kimin benimle davası varsa mahkeme. Ondan aksi karar çıkıncaya kadar benimdir burası. Defol! Bir adım atarsan yakarım ha! Cesareti olan varsa gelsin beriye. Dedemi de babamı da sen öldürdün. Gözlerimle gördüm. Küçücük çocuktun, tanıdım seni. Kardeşim senin uğruna düştü hapislere, zindanlara. Ben işimi silahla değil, kanunla hallederim ha. Bu toprağı alacağım senden. Seneler geçmiş olsa bile babamın öcünü alacağım senden. Ama kanun yoluyla. Sor bakalım bu insanlara. Var mı sana çalışacak işlerinde sözsüz? Yok. Benim burası, benim. Allah'ıma yemin ederim ki... Hepsini yoksullara dağıtacağım. Topraksızlara vereceğim. Ama sana bırakmayacağım ha. Durun yapmayın, durun yapmayın. Ağlayın, yapmayın, durun bakayım, durun yapmayın diyorum size. Yapmayın, ağlayın, şöyle çekilin bakayım, durun, geri durun. Çekilin diyorum size, çekilin kenara. Yapmayın ağalar, ayıptır. Ne
Yetti artık senin zulmün Hilmi ağa. Biz hakikat neyse onu söyleriz. Toprakta, hakta, hudutta hep onun. Defol. Bir daha da buralara geleyim deme. Jandarma çağıracağım o istemez ha. Davacı değilim. Kan davası peşinde değilim ben. Yürü kız. Benden emir almadan nasıl çekersin keki? Hakaret ettim sana! Ben o soysuzun yanına bırakır mıydım o sözleri? Ama her şeyin bir yolu var. Köylüyü de kaybettik o gaddarlığın yüzünden. Defol! 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 Süleyman! Buyur baba. Yarın yanına biraz altın veririm, varır köye gidersin. Hilmi ağa hepinizin babasıdır dersin. Fakir fukara babasıdır dersin. İki kere hacca gitti dersin. Kim ki mahkemede bana şahitlik eder, onu altına boğacak dersin. Değil mi? Emir senin baba. Kervanın tapusu bizde olduktan sonra şahide ne lüzum var? Yoksa... Yoksa toprak bizim değil de bu kadar sene onların hakkını mı yedik baba? Sen karışma. Baba. Karışma dedik lan. Çekil karşından hadi. Çekil davul. Bizi biraz yalnız bırakın. Haklı olduğunu bilmiyordum. Senden kardeşim adına af dilerim ağa. Hem kardeşim hem de babam. Baban mı gönderdi seni? Beni casus mu sandın? Buraya geldiğimi bilse öldürür beni. Ayşe bacımız bir tanedir Ali. Hepimizin işine koşar. Mert, altın gibi bir kızdır. Geçmiş olsun ağa. Sağ ol. (Gülüyor)
Ali oğlum kendine gel Ali. Allah razı olsun. Bir doktor olsa? Yemin verdirdi çağırmayın diye. Abinin kendisine vurduğunu kimsenin duymasını istemiyor da. Aa, babam buraya geldiğimi bilse öldürür beni. Sen bu büyüklüğü gösterdikten sonra bizden hiç söz çıkmaz kızım. Merak etme. Ali! Dargın mı? Hayır. Ne var o halde? Elindeki silah. Bir gün onunla babamı, kardeşlerimi öldürmeyi kuruyorsun değil mi? Kan davası uğruna bugün sen vuracaksın, yarın kardeşlerim. Ömrümüzün hepsi korkuyla kanla geçecek değil mi? Kan dökmeye benim ailem başlamadı. Dedemi senin babanı öldürdü. 4 yaşındaydım o zaman. Kardeşimle oynuyorduk tarlada. Dedem de çalışıyordu. Vurdu onu, gözümle gördüm. Sonra ne etti etti kurtuldu. Babam o günü beklemişti. Vuruştular bir gün. Onu öldüren kurşunu da senin baban attı. Ölüsü hiç gözümden gitmez. Gene kurtuldu. Nefsini korurken vurmuş babamı dediler. Yalancı şahitler tuttu köyde. Toprağımızı aldı elimizden. Perişan etti bizi. Kovdu evimizden. Açtı anamız. Acından öldü onun yüzünden. Biz de perişan olduk. Sokakta kaldık. Yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Babanın ayaklarına kapanıp onu sevmemi mi istiyorsun? Konuşsana! Ayşe! Thank you.
Silahı bıraktı mı Ayşe? Seni tanıdıktan sonra bizi düşman iki ailenin evlatları haline koyan kadere lanet ettim. Bir daha silah almam elime. Ya Rabbi, ne olur ailelerimiz hiç tanımaz olsalardı birbirler. Hiç kan girmemiş olsaydı aramızda. Sadece sevgi olsaydı aramızda. O zaman? O zaman Allah'ın emriyle seni isterdim baba. Bak Ayşe, göl ne kadar sakin, ne kadar sessiz. Dertli Pınar'ın sinirli. Dertli Pınar. Acıklı bir hikayesi vardır. Birbirini seven iki gencin hikayesi. Çok severlermiş. Hep umutları bir gün evlenmekmiş, düğün etmekmiş. Ama aileleri istemezmiş. Kan varmış aralarında. Kızı bir gün başka birine vermişler. O gece delikanlı kaçırmış kızı düğün arasında. Sabaha kadar kaçmışlar. Gün doğarken pınar başında durup bir avuç su içelim demişler. Ama zalimler yetişmişler. Vurmuşlar ikisini. Günlerce kanla atmış bugün. O gün bugün sevişenler hiç su içmezler burada. Uğursuz gelir derler. Sen bizim hikayemizi anlattın Ayşe. Seni seviyor. Ailelerimizin arasına değil kan, dünyalar girmiş olsa gene benim olacaksın sen. Değil baban Hilmi Ağa. Dünyanın bütün orduları gelse kaçıracağım seni. Değil bu Pınar. Dünyanın bütün ırmakları, nehirleri, gölleri, denizleri bir araya gelse kimse ayıramayacak bizi. İşte Pınar. Dertli Pınar. Seviyorum bu kızı. Öylesiye çıldırasıya seviyorum. Gücün yeterse ayır beni ondan. Göreceksin Ayşe. İlk defa biz bozacağız bu efsaneyi. Bundan böyle dertli Pınar demeyecekler. Gelin Pınar'ı diyecekler buraya. Yavuzlular adak adamak için koşacaklar buraya. Herkes bizim hikayemizi anlatacak birbirine. Bir Ali vardı, bir Ayşe vardı diyecekler. Nice düşmanlığa, kan davasına, nice zalimlere rağmen kavuştular birbirlerine diyecekler. Göreceksin Ayşem. Gelin Ayşem. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle kızın Ayşe'yi oğlum Hamdi'ye istiyorum ağam. Allah'ın emri başımızın üstüne ağam. Sana gelince ailem de oğlun da şeref verir bana. Usulünce bir düşünelim. Sağ ol. Hayırlı havalisi ne zaman alırım ağam? Ne zaman istersen. Kız senin ağam. Eyvallah. Selametle. Allah'ın huzuruna günahkar gitme Macit'a. Sen ettin bu kötülüğü çocuklara. Gel itiraf et. Bana bir kötülük ederler mi? Sen pişman olduktan sonra yemin ederim bir şey yapmazlar. Yeter ki hak yerini bulsun. Bana bir kötülük... Yarın ahirette çekeceğin ceza dünyadakinin yanında ne kalır ha? Tövbe et. İtiraf et mahkemede. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hak yemeden çık. O affedendir, bağışlayandır. Her şeyi bilendir o. Ne istersen yapacağım. Allah affetsin beni.
Macit Tarsan, sen anlat bakalım. Yalan söyleyelim diye, yalan şahitlik edelim diye 5 altın verdi bize. Tamam ettik, yalan söyledik. Vallahi toprak elinindir. Yalan! Bu da mı yalan ha? Kendi hediyesine yazdığım mektup. Buyurun hakim bey. Ver. Bu yazı senin mi? Hakim bey. Senin mi değil mi? Benim ama. Gel. Gereği düşünüldü. Davacı Ali Ekinci'nin gayrimenkul davası hususunda... Ey Allah kahretsin! Bu hayatta oldukça rahat yüz yok bana. Göz göre göre alacak tarlaları elimizden. Siz de hayvanlar gibi bakacaksınız. Lanet olsun topunuza! Bugünlere mi yetiştirdim sizi? He? Kardeşimizin katili bir ite mağlup olasınız diye mi yetiştirdim? Ailemize meydan okuyan bir ite karşı böyle eliniz kolunuz bağlı durasınız diye mi büyüttüm sizi? He? Konuşsanıza köpekler! Konuşsanıza! Emret, istediğini yapalım. Emrin? Kana kan, dişe diş! Cinayet mi işleyelim? Gebermesi lazım. Ama... Öylesine ustalıkla yapacaksınız ki... Kimse bizden bilmeyecek. Nasıl olacak bu iş? Sen yarın Bolu'dan Sarı Ahmet'i bul getir bana. Ötesine karışma. Sen de ağlanacak zamanı buldun abla. Saadettin Efendi'nin oğlunu görme aslan gibi. Baban da verdi gitti seni. Korkma. Ayıramayacaklar bizi. Yarından tezi yok kaçıracağım. Hazır mısın? Sarı Ahmet, senden istediğim bundan ibaret. Emrin baş üstüne ağam. Ama bu istediğin düpedüz cinayet. Nefsini korurken vurmuş olacaksın. Şahitleri tuttun bile. Biliriz o şahitleri ağam. Sana bülbül kesilirler, mahkemede şaşırırlar. Her şey tamam diyorum. En çok 2 sene yatarsın. Ha, idam sehpasından ne haber? Yemin sana lan, her şey tamam. Şahitlere de güven ağır. Tüm adamım. Ya hepsi kapındaki köpeklerden. 10.000 lira vereceğim sana. Hapiste de bendensin. Akköprünün oradaki tarlayı da vereceğim sana. Eminim, hemen. Ne zaman alacağız parayı? Yarısı peşin, yarısı da onu geberttikten sonra. Ayağıyla gelecek senin namlunun ucuna. Getir onu buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi annen evini soracak. Aha, şu ileride. Eyvallah. Güle güle. Korkmuyorsun. Sonunda ölüm de olsa gene senin. Bütün zorluk Ankara yoluna çıkıncaya kadar. Orada araba bekleteceğim. Bir vardık mı doğru şehre gideceğiz. Bir ninem var orada. Haftaya varmaz nikahımız olur. Canım sevgi. Herkes kıskanacak saadetimiz. Bilen bilmeyen düğün edecek bizimle. Dertli Pınar ile ayıramadı onları diyecekler. Yarın burada bekleyeceğim seni. Tam zamanında geleceğim. Hadi git artık Ayşe. Şüpheler olmaz.
Kusura bakma ağam. Misafir olduğunu değil, bulduğunu yer. Niye geleceğini daha evvelden haber vermedin? Zahmet etmek istemedim ağam. Hüseyin ağamdan ne haber? Daha çıkmasına çok yıllar var. Kızı kaçıracaksın demek. Desene tam zamanında gelmişim ağam. Senin için dağları deviririm ağam. Söyle kimin kızı bu? Babamı öldürenin kızı. Yoksa? Hilmi ağanın kızı. Yalan! Olamaz! Ne mecburiyetin var gece yarısı bu yolu geldi ya? Deli gibi sevişiyorlar kızınla. Senden başka duymayan kalmadı galiba. Eğer doğruysa kendi elimle öldürürüm kahveyi. İspatı kolay. Yarın güneş kavuşmadan kaçacak kız. Al tertibatını, yalan mı sahi mi anlarsın. Yolun açık olsun. Haftaya kalmaz nikahlı olarak döneriz Allah'ın izniyle. İnşallah oğlum. Dikkat et elini kana bulama. Merak etme ağam. Köyde, toprakta evelallah ikinize emanet. Oğlum. Hadi eyvallah. Sağlıcakla gel. Yine de ölünceye kadar onu seveceğim. Babanın düşmanını seveceksin, öyle mi? Günahsız o baba. Kahpe! Odasına kapayın, kapısına nöbetçi koyun. Benden habersiz bir yere çıkmayacak. Süleyman! Buyur baba. Saadettin Efendi'ye selamımı götür. Nikah için bana gelsin, konuşalım. Baş üstüne.
Hayrola? Gelmedi. Gelmedi mi? Nasıl oldu? Anlamıyorum. Mutlaka yakalanmıştır. Yoksa ölür gene gelir. Öyle mi dersin ağam? Ne demek istiyorsun? Hiç. Sadece Saadettin Efendi'nin oğlu Hamdi ile diye duydum da... Kim söyledi onu? Kızma ağam. Konuş yoksa gebertirim. Nasıl istersen ağam, atla atına giderim. Belki kendi kulağında işitirsen inanırsın. Ne? Ah, şöyle buyur ağam. Kimden duydun diyorum sana? Merak etme ağam, neredeyse gelir. Geldiler ağam. Emrim olmadan bir yere çıkmayacak. Açmaya kalkarsa basarsın kurşunu. O köpeğe gideceğine gebersin daha iyi. Hoş geldin ağabey. Merhaba ağabey, hoş geldin. Hoş geldin. Hey, kimse yok mu be? Buyurun ağabey, emredersiniz. Ne emredersiniz ağabey? Ne baktın lan? Ha? Silahı o çekti. Beni öldürmek istedi.
gördünüz. Şahitsiniz değil mi? Vallahi billahi Ferahmet'in günahı yok başefendi. Önce bu çekti silahı, öldürmek istedi. Zavallı sadece kendini korumak için dövüştü. Yalan, yalan! Ali hiç yoktan vurdu. Zavallı adamın bir günahı yok. Bütün günah Ahav'ın. Altı el ateş etti. Allah'tan tutturamadı. Ferahmet'in hiç kusuru yok. Yalan söylüyorlar. Yalan! Ucuz kurtulmuşsun. Sağ ol Savcı Bey. Hapisten yeni çıktım. Efendi efendi oturuyordum. Kendisini hiç tanımam. Bakışıma sinirlendi besbelli. Küfretti. Sesimi çıkarmadım. Anama avradıma sövdü. Sonra silah çekti. Vurmasın diye sadece elini yakaladım. Tabancadan kurtuldum ki bıçağı çekti bu defa. Aha bütün herkes şahidimdir. Demek tanımıyorsun seni vuranı. Hayatımda ilk defa gördüm. Adını bile bilmem. Ali. Ali Ekinci. Ali Ekinci mi? Ekinci. Ali Ekinci. Senin gibi o da yeni çıkmış hapisten. Kan davasından adam vurmuşlar kardeşiyle. Hilmi Ağa'nın oğlunu vurmuş kardeşim. Kardeşi, adı Hüseyin. Hüseyin. Evet, Hüseyin Ekinci. Tanır mısın? Hayır bey, sadece işittim de. Hadi geçmiş olsun, iyileşince gelir ifadeni imzalarsın. Sağ ol bey. Daha doğmadım çektim çile genç yaşımda düştüm ben gurbele yerden ayrılma çok acı geldi beklerim yolu her gün her gece yerden ayrılma çok acı geldi beklerim yolunu her gün her gece. Mezarın taşını
Babamın parasıyla adam öldüren namussuz katil. Ne istedin abi? Kaç para verdiler onu vurasın diye? Konuş sana köpek, namussuz köpek! Kanlı, vicdansız katil! Bacım, ben... Aldığın o kanlı para hayır eder mi sana? Birbirlerini sevenleri ayıranlar hayır görürler mi? Para için can atayanlar rahmet bulurlar mı? Babam para verdi sana değil mi? Şahitleri de tuttu. Kulağımla işittim, gözümle gördüm para verirken onlara. Seni de tuttu değil mi? Konuşsana köpek, namussuz, alçak köpek! Erkek olacaksın sen daha. Bir kızdan hakaret göreceksin, tokat yiyeceksin. Gene de dayanacaksın. Lanet olsun, lanet olsun erkekliğine. Ne duruyorsun? Çek silahını, vur beni, o kadar da mı cesaretin yok? Vur sana, öldürsene beni! Öldür beni! Ne bekliyorsun? Belki, belki babam onun için de para verir sana! O vermezse ben vereyim, al! Al altınları! Al, hepsi senin olsun! Vur beni, vur! Yalvarırım, vur beni! Yaşamak istemiyorum! Öldür beni ağam! Öldür beni! Yalvarırım, öldür! Dünyada tek bir sevabın olsun! Bir kerecik iyilik için öldürmüş ol! Öldür ağam! Alihsiz yaşayamam ben! Öldür beni, öldür! Öldür! Ali, ziyaretçin geldi. Selamün aleyküm. Allah'ın selamını almayacak mısın ha? Buraya niçin geldin zalimin köpeği? Ağanın verdiği kemikleri yalayan kanlı it, vicdansız, namussuz! Hayatımı yıktın. Alacağın 3-5 kuruş için beni Ayşem'den ettin. Her şeyim de o benim. Bütün dünyam, güneşimdi. Suyumdu, rüyam, her şeyimdi. Ne istedin bizden? Kahvenin dölü! Gene ne uğursuzluk edeceksin? Efendin mi gönderdi seni köpek? Konuşsana, ne istiyorsun benden? Ayşe,
Bu sabah Pınar'da gördüm. Yalanla onun adını karıştırıp mı kandıracaksın beni? Affet beni ağam. Affet günahımı. Defol. Yemin ederim. Pişman oldum. Ayşe'nin selamını getirdim sana. İnanmazsan bak. İnandın mı şimdi? Kim verdi bu altınları sana? Kendisini öldürmem için verdi bana. Hep yalvardı. Öldür beni diye. Halisiz yaşayamam ben diye. Saadettin Efendi'nin oğluna söz kestiler. Düğün nikah birlikte yapacaklar haftaya. Bütün bunlara ben sebep oldum. Ben olmasam kaçıracaktın onu. Seni öldürmek için Hilmi Ağa para teklif etti bana. Şahitleri de oturttu. Ama inan artık. Yalvarırım inan. Günahımı tamir etmek istiyorum. Söyle, hayatım canım feda olsun bu yola. İnandın mı ha? İnandın mı? Var git Hilmi Ağa'ya. Kandıramadım Ali'yi de. Allah büyüktür. Bir gün çıkarım buradan. O zaman dünyalar bir araya gelse biliyorum yapacağımı. İçimdeki bütün iyiliği sen öldürdün Sarı Ahmet. Her şeyi affetmiştim. Kan davasını da, öcümü de, kinimi de, hepsini gömmüştüm kalbime. Tek Ayşe'nin sevgisi vardı içimde. Sen ayırdın beni ondan. Yanına koymayacağım bu kötülüğü. Hiçbirinizin yanına koymayacağım. Defol! Savcı bey, onu vurmak için para aldım. Kimden? Söyleyemem bey. Ama yemin ederim para aldım. Mahkemede yalan söyledi şahitler. Hepsi para aldılar. Niçin yaptınız bu işi? Bilmez gibi konuşma bey. Hilmi Ağa mı verdi sana bu parayı? Konuşmazsan nasıl hakkı yerine getiririm? Nasıl suçluyu meydana çıkarabilirim? Benden bu kadar bey. İçeride günahsız yatıyor çocuk. Bütün kabahat benim. Allah aşkına serbest bırak çocuğu. Asıl suçlu suçunu itiraf etti. Serbestsin. Sarı Ahmet. İnandın mı şimdi? Götürün bunu. Çıkmış mı? Sarı Ahmet ağam kendi rızasıyla gidip hükümete teslim olmuş. Onu vurmak için bana para verdiler demiş. Ama ne hikmetse senin adını vermemiş. O kadar ısrar etmişler bir türlü vermemiş adını. Ziraat bırakmaz. Telaşa kapılmayayım be! Ça
Çaresini buluruz. Sen yaklaş bakalım. Emrin baş istidam. Benden hiç şüphelenmez. Hani dediğim o ki niyetini öğrenmek istersen köye kadar bir dolanıvereyim ha. Kaçmış mı? Hayır, salıvermişler. Sarı Ahmet suçu almış üstüne. Allah'ım! Ne edeceksin şimdi? Ali oğlum, elimizde doğdun sen. Uğradığın haksızlık ne olursa olsun elini kana bulamana razı değiliz. Bir çılgınlık yapmana razı değiliz. Kanun neyse, yol neyse hep birlikte gidelim ama silaha sarılırsan kana kan dersem affetmeyiz seni. Bitsin artık bu kin oğlum. Bırak kanun yoluyla düzeltelim işi. Sarı Ahmet suçunu itiraf ettikten sonra o zalim ağanın sonu geldi demektir. Biraz sabır. İyi dersin muhtar ağam. Ya Ayşe ne olacak? Oğlum, onu bırakır mıyım sanıyorsun ağam? Zahmet ettiniz ağalar. Hepiniz sağ olasınız. Ne edeceksin dedi? Kaçıracağım. Babası kale duvarı gibi adamlar koymuş etrafa. Kuş uçurtmazlar çiftliğin içine. Nasıl gideceksin? Kolay. Haftaya düğün var ağam. Bütün hazırlıklar tamam. O zamana kadar biz çok uzaklarda oluruz. Ne olursun ama bir yanına sokulabilsen. Aracım hazır. Kim aracılık gidecek? Sen. Kimse senden şüphelenmez. Bir vesilesini bulur girebilirsin ağanın çiftliğine. Sana canım feda ama. İş arıyordum dersin. Ağaya sığınacağım dersin. Ali hakkında ağaya söyleyeceklerim var dersin girersin. Bir girdin mi oraya kızı görmek işten bile değil. Ona kendini ne kadar sevdiğimi, ölsem bile onun yoluna öleceğimi, düğün gecesi ne edip edip onu kaçıracağımı söylersin. Yaparsın bana bu erkekliği değil mi kardeş? Ağam. Yalvarırım hayır deme. Sana mı hayır diyeceğim ağam? Uğruna bir değil bin dursun feda olsun. Sağ ol. Yamansın be. Evvel Allah sonra senin sayende. Emrin? Git kızı bul ver haberi. Aman ağam. İyice ümide düşsün ki düğün gecesi gelsin buraya. Onu başka türlü pusuya düşürüp öldürmenin imkanı var mı? Yeter ki sen günü gününe haberi sal bana. Kimsin sen? Tanımadın mı Dursun ağanı? Haber getirdin sen Ali'den. Yalan. İnanmadın mı kız? İşte muskası. Bana güvensin diyor. Ölsem de tek onu seveceğim diyor. Düğün gecesi hazır olsun onu teliyle, dua ile kaçıracağım diyor. Umudunu kesmesin diyor. Bütün bu kara günler geçecek diyor. Korkma kız. Ne haberin varsa götüreyim. Yarın gene gene seni bulurum burada. Ölsem de onun olarak öleceğim ağam. Ayşe Ali'sini bekleyecek de ona. Düğün gecesi kocası olacak erkeğin yanına gidinceye kadar bekleyecek onu de. Gelirse onun gelini olacağım. Gelemezse orada hayatıma canıma kıyacağım ağam. Söyle Ali. Al. Şunu al inansın beni gördüğüne. Önce güler yüzüne, sakın bakma sözüne. Önce güler yüzüne, sakın bakma sözüne. Kanıtta ol damlayın, kapasada dizine.
kanatım damayım, kapansa da dizine. Ah şekerim, şekerim, yıllar oldu beklerim. Ah şekerim, şekerim, yıllar oldu beklerim. Bilseydim ağlamazdım, hep çakanı çekerim. Bilseydim ağlamazdım, hep çakanı çekerim. Yakana gül takarsın, nazlı nazlı bakarsın. Yakana gül takarsın, nazlı nazlı bakarsın. O zaman bağışlarla hep gençleri yakarsın. O zaman bağışlarla hep gençleri yakarsın. Ah şekerim, şekerim, yıllar oldu beklerim. Ah şekerim, şekerim, yıllar oldu beklerim. Bileydim ağlamazdım, hep cephanı çekerim. Bileydim ağlamazdım, hep cephanı çekerim. Bütün kapılar serbest olacak. Hiçbir yere gözcün hebeşi istemem. Yeter ki aklına şüphe düşmesin için. Serbestçe girebilsin eve. Nereden girecekti dedin? Ben atlarla ormanın kenarındaki dertli pınarın orada bekleyeceğim. Ali davetlilerle girecek. Vakti gelinceye kadar ahırların orada samanlıkta gizlenirim diyor. Orada kıstırır gebertiriz. Hayır. Onu öylesine öldüreceğiz ki herkesin gözü önünde olacak. Eve hırsız gibi girmiş olacak. Suç üstünde kızının namusunu el atarken. O zaman yakalanmış olacak. Bütün davetler şahit olacak bize. Yalansın ağam. Kıza ne haber etti? Gelin odasında beklesin dedi. Arkadan merdivenle çıkacak herhalde. Orada bekleriz. Hayır. Bırakın girsin gelin odasına. Silahla girsin aralarına. Çığlık çığlığa kaçılsın kızlar. Biz nerede olacağız baba? Odadaki yükte. İçeri girer girmez vereceksiniz kurşunu. Neye uğradığını şaşıracak it. Kimse gık diyemeyecek. Kardeşini kaçırırken yakaladın. Sana ateş edecekti, çektin vurdun. Hangi kanun suç yazar bunu? Namus meselesi, namus! He mi? Ya. Göreyim seni. Fikrini değiştirecek olursa ne et et bu yoldan caydırma. Evvel Allah'ım, yarın akşam düğün davulları çalarken avını elimle getireceğim ayağına senin. Hazır mısın? Evvel Allah. Güneş kavuşuncaya kadar Dertli Pınar'ın orada gizleniriz. Ortalık kararır kararmaz gireceğim içeri. Evvel Allah. Evvel Allah. Ne istiyorsun? Öyle hele bakın. Sarı Ahmet. Dağların aslanı Sarı Ahmet. Kapana kısılmış fare misali. Bana buraya bunu söylemek için mi geldin? Ya. Soracaktım sana. Bana ihanetlik ettin de eline ne geçti diye ha? Bu gece düğün dernek var. Ayşe'yi verdin Saadettin Efendi'nin oğluna. Uğruna beni, ağanı sattığın hiç yok mu? Kurdum kapanı ona. Kızımla arasına aracı koydum. Dursun köpeğini. Aldığı haberleri getirdi bana. Bu gece eve girecek seninkisi. Ayşe'yi kaçırmak için öyle bir tuzağa düşecek ki nereden yediğini şaşıracak kurşunu. İyi mi? Senin yapamadığını biz yapacağız Ahmet. Sarı Ahmet. Beni ağanı sattın o it uğruna. Lan ne geçti eline? Gönderdiğim parayı almamışsın. Hakkın geçmişsin ha. Öbür dünyada nasıl hesabını veririm sonra. Ha? Defol! Defol! Defol demek. Allah'ıma kitabıma gebertirsen diyorum. Bırakın beni. Bırakın! Bırakın diyorum! Savcı
diyorum. Bırakın. Bırakın. Bırakın beni. Bırak bu numaraları Sarı Ahmet. Biliriz bu numaraları. Bırakın. Savcı Bey'i görmem lazım diyorum. Ne diyeceksen bana söyle. Cezanı çekmeden çıkamazsın bu hücreden. Allah'ım. Büyük Allah'ım. Geldiyse gün kavuşacak yiğidim, artık gitsen iyi ederiz. Hakkını helal. Helal olsun. Sakın korkma, siz gelene kadar ben buradayım. Allah razı olsun. Cümlemizden. Dursun işaret veriyor. Koş babama haber ver. Ali geliyor. Allah, sen bağışla onu bana. Sen yardım et. Allah, büyük Allah, sen yardım et bana. Beni ondan ayrı koyacaksan şu anda emanetini teslim al ya Rabbi. Sarı Ahmet! Sarı Ahmet! Kusura kalma kardeş, kanuna karşı gelmek haddimiz değil ama kurtaracağım bir can var. İşim biter bitmez dönerim. Kanun kim, Sarı Ahmet kim? Haddimiz değil ama Allah biliyor. İmdat! 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 Sarı Ahmet kaçtı, imdat! Bir mahkum kaçtı, yetişin!
kusura kalma. Hemen geliriz. Ali! Benim Ali! Sarı Ahmet! Elini ayağını öpeyim yapma. Buydu seni yapma. Satan köpek.
Neredeyse gelirler. Atlar nasıl ağa? Biri çatladı. Diğer ikisinden hayır yok. Dertli Pınar'ın kaynağını tutabilsek. Oradan hemencecik çıkardık Ankara yoluna. Bekleyelim. İzimizi bulmadılarsa hemen kalkarız. Hı hı. Vurun, gebertin kapıyı. Kaçın, ben gelinizi tutacağım. Hayır, hep beraber. Kaçın, kaçınıyorum size. Kaçın! Zahmet ettin aslanım. Bıraksaydın gebertseydi. Aslansın kardeş, aslan. Sağ ol. Daha nice yıllar göreceksin. Cemiye cümlemiz. Yürüyün. Durmayın, yakalayın. Vurun, gebertin katili. Kaç buradan. Thank you.
Dayanamayacağım Ali, dayanamayacağım. Çoğu gitti Ayşe. Susazlığın beresini tuttuk mu? Gel Fıtınar'ın başı. Gayret. Bırakın be, bırakın. Gidin öbür adamlara yardım edin. Yakalayın, gebertin kahpeleri. Tamam, gidelim. Peki babam? İnsan değil, şeytan bu. Kurşun işlemez. Bırak, gidelim. Yitirdik deriz. Bulamadık deriz. Hiç yürüyün. Ama ağam. Yürüyün. Alayım seni. Yürü! Al. Yürüyün be! Oğlum! Oğlum! Bırak ağam. Yazık dökülen kanları. Kes! Götürün bunu. Sen gel benden. Geldik Ali. Ağam. Geldik Ali. İşte yol. Bırak da sırtıma alayım seni. Yo yo yo, bir şeyim yok. Allah'ıma kitabıma yok. Ben gidip teslim olacağım. Hadi yolumuz açık olsun. Ya, ya, ya. Bırakmam ağam. Sana olan hakkımızı ödemeliyiz. Kasım, neredesiniz? Bana ödenecek hakkın yok. Kardeşin Sünep hapishanesindeyken benim hayatımı kurtarmakla kat kat ödedi. Hadi yakalarlarsa ikimizi de sağ kalmazlar. Gel helallaşalım. Kusura kalma, bağışla. Helal mi? Helal mi? Helal ha. Yalvarırım, götüreyim seni ha. Karı gibi ağlama be. Hadi git işine. Hadi git diyorum. Al şunu bacı be. Olsun! Bir oğlunuz olursa
adını sana koyun. Sarı Ahmet'teyim. Hem koca olan. Neredesiniz be? Kaçın, kaçın, geliyorlar, öldürecekler. Ben nasıl olsa ölmüşüm. Ağam, seni bırakamayız ağam. Gidin, gidin diyorum. Gidin! Kaçın! Gidin yoksa ben vururum. Kaçın! Katil benim. Ali'nin babasını toprak için ben vurdurdum. Yalancı şahidi ben tuttum. Ali'yi vursun diye Sarı Ahmet'i ben tuttum. Tüm kanlar, günahlar benim. Katil o değil, benim. Gariplerin, günahsızların, oğullarımın katili benim. Çavuş, işte bileyim, yap vazifeni. Amanın kalk gidelim benim yerimde bu el bize yaramaz, hele yaramaz. Amanın kalk gidelim benim yerimde bu el bize yaramaz, hele yaramaz. Amanın sarı saçlarında kan olmuş da vallahi bugün taranmaz. Aman, aman.
sonra bizim elin kavagı, babam kavaga. Aman uzun olur da bizim elin kavagı, babam kavaga. Amanın albalarında kara çıktı da bu yarımın duvarı duvarı.